Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda kütüphanemden bahsedeceğim. Yani iş dünyası veya borsa ile ilgili kütüphaneden kitaplarımdan bahsedeceğim. Şimdi biz Karabayır'daki evi taşıdığımız için kitaplar normalde oradaydı. Kitapları eve getirdim. Bu videoları da oradan seçip yayınlıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu kitapları böyle çekeyim. Önce bir baştan göstereyim. Sonra biraz bahsedeceğim. Eğer siz de detayını öğrenmek ya da ne anlattığını öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da işte ben burada ya da merak edip alırsınız. Ama birçok kitabın satışı yoktur tahminim. Çünkü bazıları dergi promosyonu, bazıları ikinci baskıyı görmüş, üçüncü baskıyı görememiştir benim tahminim. Çünkü pek satmıyor. Dediğim gibi bu akıllı yatırımcı videosunda dediğim gibi bunun 2018'e kadar baskısı yoktu. Yani lütfedip 2018'de yoksa 2015'te bassan gene çok satardı. Şimdi kitap videoları şöyle, bu akıllı yatırımcı kitabına her gün birer ikişer, üçer, bir, iki, üç, hani boş kalmıyor. Bir izleyici geliyor yani. İşte 60 günde 100'ü geçti galiba. Hani birer ikişer geliyor. Kitap videoları iyi, sevdim. Bayatlamıyor. Hani her zaman izlenir. Deren Acemoğlu'nu yaptım en son. Biz şimdi şuradan başlayalım. Şimdi bu borsada önden koşanlar. Ben 2013'te almıştım bunu, iyi hatırlıyorum. Şimdi videosunu yapacağım zaten. Çok güzel kitap. Bu Şakir Eczacıbaşı'nın biraz, ben biyografi sevdiğim için yani hiç sıkılmadan o kalınlıkta bir kitabı bitirdim ama başkasını herhalde sıkar. Genç bir iş adamına, bu da güzel kitaptır. Peter Drucker, bunlar nasıl diyeyim, işte pazarlama gurusu, yatırım gurusu, yönetim gurusu diye geçen adamlar bu. Sanırım Infomec dergisinin 2012'de kapanan Infomec dergisinin bir promosyonuydu. Pek beğendiğim şey. Bunun Ulusların Düşüşü'nün videosu var. Tom Peters. Bunlar bir de çok eski kitap. Mesela şu. Tom Peters çok eski bir basımdı. Trump Büyük Düşün müthiş bir kitap. Yani 2010 bunun videosu da var, Trump'ın kitabı diye. Müthişti yani. Ne dedik? Bir ekonomist, bir iktisatçı gazete okuyor. Görünmeyeni satmak geç. Turkish Business Style güzeldi. Kendi işini kendin bul. Uğur Ekşioğlu CEO değil de galiba Koç Holding'de genel müdür yardımcısına kadar yükselmiş. Hatta Koç Holding'in Nakkaştepe'deki arsasını bu Uğur Bey bulmuş. Çok güzel kitaptı. Kendisi vefat etti galiba. Allah rahmet eylesin. Güzel kitap yani. Jacques Camhe, Gördüklerim, Yaşadıklarım. Bu da güzeldi. Bu Profilo Jacques Camhe. Osman Tuna, bu daha iyiydi. Yani babama anlattım. Bu eski Ziraat Bankası Genel Müdürü. Hatta 2001 krizinde de Ziraat Bankası Genel Müdürü'ymüş. Gazi Erçel o zaman Merkez Bankası Başkanı'ymış. Merkez Bankası para vermemiş. Bunu bile anlatıyor yani. Sonradan ben Gazi Erçel'in kitabını da okudum okulda, kütüphanede. Gazi Erçel de şey diyor. Ben para verseydim dolara giderdi o para diyor. Hani birçok bankanın batması dolara, Merkez Bankası'nın para vermemesi, bankaların kapanamaması derler. Gazi Erçel de diyor ki ben parayı verseydim dolara giderdi. Osman Bey de, Osman Tunaboylu da diyor ki ya piyasada dolar yoktu zaten, hangi dolara gideceksin falan filan böyle. Şimdi merkez bankaları her krizde kesenin ağzını açınca, hani Gazi Erçel, hani FED kesenin ağzını, helikopter Bernanke helikopterle para dağıtırken euroya gitmedi yani para. Neyse. Büyük markalar, büyük hatalar. Bu da tamamen çeviri olduğu için pek bize uygun değil. Ben zaten çeviri kitapları pek sevmiyorum. Gerek iş, gerekse borsada bir tek şey seviyorum. Neydi o? Bir borsa spekülatörünün anıları. Neyse bakalım.
Bu çok zor okunuyordu. Bu da guru. Öyle derler ya. Bu da çok zor okudum. Hakan Yaman güzel kitap. Zengin Baba Yoksul Baba, bunu 10 yıl kadar oldu okuyalı, hiç hatırlamıyorum. Güzeldi ama. Nail Keçili. Bu kitap da güzeldi. Kaşmir Yolu. Silken Kaşmir. O da güzel. Bu da Hüsnü Özyeğin'in kitabı. Bu da güzeldi. Buradan tekrar başlayalım. Toplift güzel kitap. İşte pazarlama gurusu Philip Kotler. Hem dediğim gibi onlar tamamen çeviri. Pek bize uygun değil. Barbas Altuntaş hiçbir şey anlatmıyordu kitabında yani. Efsaneler ve Gerçekler, bu güzel. Performans yönetimi çok akademikti. Bu zaten eşantiyondu, bunu hani CNBC Business dergisinin 2012'de kapanan dergi. 2012'de bayağı dergi kapanmış. Bu meşhur. Özlem Denizmen, Piyasaları Okumak güzel kitap. Hani senede bir tane, üç tane kitap okuyorsanız dördüncü bu olsun. Bu da güzel. Finans, bazı yazarlar finans olayları romanlaştırmış yani, böyle tık 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 kitap gibi anlatmıyor da olayların içinde anlatıyor. Rahmetli Yaşar Erdinç Hoca'nın Para Harekatı kitabı da öyleydi. Roman şeklinde anlatıyor. Bu da güzeldi. Bu 2009'da falan okudum ben. Daha durun olayım arada. Evet, devrildik. Rahmetli Arman Kırım Hoca'nın. Sanırım 2013'te falan vefat etti Arman Hoca. Bakalım. Kapitalin ücretsiz ekidir. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum aslında kitabın içeriğine dair de. En azından şimdiki çakma hocalar gibi. Yapısal reform, katma değerli üretim falan. Katma değerli üretim, katma değerli. Yani yapısal reform dediği de beni danışman yap diyor yani. Başka bir şey değil. Yani birinci olmayı, zengin olmak tabii. Dünyada neler olur. Oo, 2009'da yazılmış kitap. Şimdi 10 yılda neler oldu neler. Neyse, bu kitap da güzel. Neredeydik? Şeytanla Pazarlık. Hasan Subaşı. Eski Arçelik Genel Müdürü diye hatırlıyorum. Bu kitap da güzel. İş Bankası yayınlarından. Bu kitap da güzel. Metin Berk, 2001 krizine Sümerbank'ta yöneticiymiş galiba. Şimdi tam hatırlayamadım. Galiba Sümerbank'ta. Kâr arttırma yöntemleri, bu biraz akademik. Bu da güzel. Steve Jobs, Apple. Bu ölmeden önce okumuştum herhalde. İpin ucundakiler pek iş dünyasıyla alakalı değil. Malik. Nesim Malki, Cavit Çağlar, Erol Evcil, Kervan Yolda Düzülür. Proje yönetimle ilgilenenler için güzel. Bu Jack Welch, eski General Electric Genel Müdürü, CEO'su ya. Şimdi VP Koç Hayat Hikaye. Klasik. 1970'li yıllarda yazmış bu kitabı. Koç güzel yani. Zengin olmanın kuralları, biraz Amerikan vari bir kitap. Meşhur İssa Galaton, artık o seviyelere rahmetli denmiyor da artık ne deniyorsa. Hani rahmetli karşılığı, iki kitap da güzel. Biri kendi hikayesi, kendi hayat hikayesi, biri de iş dünyası hikayesi. Bu meşhur en iyi borsa kitabı, bir borsa spekülatörünün anıları. Türkiye'nin kaderinde, bu Yaman Törener galiba, o dönem Yaman Törener neydi ya, milletvekili miydi, bakan mıydı, şimdi Merkez Bank, hangi krizmiş bu ya, merak ettim. 2008, aman pardon, 94 mü, 94'ten mi bahsediyor? Merkez Bankamızda bankalar arası para piyasası. Türkiye Cumhuriyet. Birinci baskı Şubat 2016. Bir derleme kitabı değildir. Bu kitap da güzeldi. Yani
O devirlerin biri tanıklarını birinci ağızdan yazmaları güzel yani. Okumak. Mustafa Öztürk küçük yatırımcı. Bu arkadaş global yatırımda çalışıyordu. Hani bu zaten ince bir kitap. Adım adım proje yönetimi. Bu da proje. Homo Economicus Murat çok güzel. Bu da güzel kitaptı. Tuncer Şengöz geçen Twitter'da bir linç yedi. Bu 2092.000 neslinin bir eseri kalmayacak, eseri olmayacak gibi bir şeyler mi yazmıştı ne Twitter'da hiç. Zaten hiçbir şey anlamadım bu kitaptan. Hani durun bakayım şimdi. Kitabın sonuna monuna bir şey yazmış mı? Mart 2015. O bayağı doğmuş ha. Bir şey yazmamışım. Ya benim hatırladığım hiçbir şey de anlamamıştım bundan. Şöyle bakalım. Düşüş dalgası dinamikleri falan. İllaki vardır. Şirket kurtaran kararlar, bu da çok Amerikan. Vay. Şimdi bir de kütüphaneden aldığım, bizim ben Eskişehir Osman Gazi mezunuyum. İnşaat mühendisliği. 6 yıl okudum. Kütüphaneyi de kullandım bunun 5 yılında. Şimdi şöyle bakalım. Mühendisler için statik, bunları geç. Finansçı olmayanlar için finans. Hakan Özeroğlu güzel, alınabilir. Hayatım Vakko. Bunlar piyasada yok zaten. Kuşaktan kuşağa içimizdeki şeytan. Bir dağcının güncesi. Günlük Nasuh Maliki. Ya işte kütüphanenin iyi yanı, artık satışı olmayan kitapları da bulabiliyorsun. Ortak Akıl. Tahtakale'deki bir hırdavatçı dükkanından Anadolu Holding'e uzanan bu İzzet, pardon, diğeri neydi ya? Özilhan. Özilhan'ın diğer ortak, hayda şimdi, yazıcı. Kamil Yazıcı'nın kitabı. Vay be, bunları okuyalı 8 sene mi olmuş? Ben de şimdi. Hafiften bankacılık, İbrahim Betil güzel. Garanti Bankası eski genel müdürü. Orası Yapı Kredi'ydi. Pardon. Şöyle. Heh. Fark oradaydı. Bunu da bir güzelce bir zoomlasa, ha, odaklısa. Bu da güzel, Burhan Karaçam. Ekonomi Türk. İnan Doğan Ekonomi Türk komdu galiba. Ekonomi Türk bloğu vardı İnan Doğan'ın da, şimdi Türkçe yazmıyor galiba. 2010-2011'de bayağı nasıl derler, etkiliydi. Şimdi gayrimenkul yatırım ortakları 2012'de almışım kitabı kütüphaneden. O zamanlar iyiydi. İşte deneyimlerim 1, Üzeyir Gari. Deneyimlerim 4, Üzeyir Gari. Bunlar da güzel kitaplar. Hala vardı Üzeyir Gari'nin kitabı satışta. Babayı okumuşuz. Bir ekonomik tetikçinin itirafları, o da iyi. Girişim sermayesi hala dillerde. Yaşar Erdin çocuğun 36. Gerçi sitesinde var artık galiba. Sitesinde yayınlamış. PDF'ini kesin okuyun. Yatırımcı psikolojisi. Ayılar, boğalar ve paramız. Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman Yıldırım çok deneyimli bir borsa. Yani şimdi nasıl denir? Borsa muhabiri desem olmaz. Ekonomi yazarı desem o da olmaz. Yani nevi şahsına muhnasır mı derler? Abdurrahman Yıldırım bayağı iyidir yani. Pazartesileri Bloomberg HT Radyo'da çıkıyor. 9'dan 10'a kadar da şeyde çıkıyor. Bloomberg HT'de. Bakalım. Para ve insan karşıt yatırım. Pek sevmemiştim ben o dönem. Şarık Tara büyük adamdır. Enka Holding, Enka İnşaat. Turgut Özal'ın anıları, Mehmet Barlas. Hiç şaşırmadım yani. Evet, bu o saydığım şeylerden ilginizi çeken varsa yoruma falan yazabilirsiniz. Tabi bu kitap
Kütüphaneden aldıklarımı şimdi alamam da. Bakın, bıçak sırtında Gazi Erçel. İşte para verseydim dolara giderdi diyen adam. Hala daha tartışılır. Ha, Gazi Erçel bir de devalüasyondan önce 30 bin dolar, yani 30 bin dolar karşılığı TL'sini hani dolara çevirmiş. Yani bütün parasını dolara çevirmiş. Bütün parası 30 bin dolar mı ne ediyor? Ben müsteşarken işte şeyle alakalı değil, pardon. Yani burada başka da yokmuş. Borsa kitabı. Tekrar şöyle. Şu kitap çok güzel. Nadir kitapta baktım 100 lira falan. Şey ama değer yani. Şimdi baskısı yok. Eğer Skala'ya mail atın, baskısını çıkartsınlar. Eğer mümkünse şöyle tekrar yapalım.